Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle buyurur. Bir defasında kadınlar, ya Resulallah, sözlerinizi dinlemek için erkeklerden bize meydan kalmıyor. Bir gününüzü bize tahsis edebilir misiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir gün verdi ve kadınlar o gün huzuru Risalet Penahi'ye geldiler. Efendimizin huzuruna geldiler. O da kendilerine vaaz etti, bazı şeyleri emretti. Buyurduğu sözler meyanında bir kadın evladından 3 tanesini kendinden evvel ahirete yollarsa mutlaka onun için cehenneme karşı bir perde, bir siper meydana gelir sözü vardı. Kadınlardan biri 2 tane gönderirse de aynı şey olur mu diye sordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 tane gönderirse de aynı şey olur buyurdular. Ebu Hureyre'den varid olan diğer rivayette Bülüğ uçağına varmış 3 evlat, varmamış 3 evlat kaydı vardır. Yani bülüğ uçağına ermemiş 3 evladı kendisinden önce vefat eden veya 2 evladı kendisinden önce vefat eden kadınlar için Cenab-ı Hak cehennemle aralarına bir perde, bir engel yaratır. Yani onları cehennemden uzaklaştırır demektir. Kadınların eğitimi için farklı bir zaman ve mekan tayin ederek onların erkeklerle karışmasına meydan vermemek icap eder. Burada görüyoruz ki kadınlar erkekler olduğu için Efendimizin yanına yaklaşamadıklarını, dolayısıyla kendileri için hususi bir mekan ve zaman ayrılmasını talep ediyorlar. Efendimiz de onlar için bir zaman tayin ediyor. Sadece onlara orada konuşuyor, vaaz ediyor. Peygamber Efendimiz için bir fitne mevzu bahis değil. Onun bir hususiyeti var. Ama diğer kadınlara ders verecek insanların hiç görünmeden yani perde arkasından konuşmaları, ders vermeleri veya değişik farklı bir metotlarla mahremiyete ve ihtilata dikkat etmeleri gerekmektedir. Nafi şöyle der, İbni Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mescidin kapılarından birisini göstererek şu kapıyı kadınlara ayırsak buyurmuşlardı. Bundan sonra İbni Ömer radıyallahu anh ölünceye kadar bir daha o kapıdan girmedi. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınlar için mescidin kapısını da ayırmış. Onlar için ayrı bir kapı. Bâb-ül Nisa diye kadınlar kapısı bugün de hala mevcut. Ayırmış ve erkeklerle karışmadan ayrı bir kapıdan girmelerini sağlamış oluyor. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah Teala Bakara suresini 2 ayetle sona erdirmiştir ki bunları bana arşın altındaki bir hazineden vermiştir. Bunları öğreniniz, kadınlarınıza, çocuklarınıza belletiniz, öğretiniz. Çünkü bunlar hem salattır, hem duadır, hem Kur'an'dır. Demek ki kadınların eğitimi evde de daha kolay bir şekilde olmaktadır. Yani evin reisi hanımların, kızların eğitiminden sorumludur.